ama polis engeliyle karşılaşıyorlar tabii ki. Evet, şu an ana kumandadaki arkadaşlarımız. Evet, bizler şu an yayın yapmak için gelebiliriz, değil mi? Peki. Yani siz şey yapın, bu hiç gerek yok. Peki. Şu an evet, polisler tutanak tutuyorlar. Bu nedenle bizim de ana kumandaya girişimize müsaade edilmiyor polisler tarafından ve görevli arkadaşlarımız da şu an içeride yayını sürdürmeye çalışıyorlar. Arada kalmış durumdalar onlar da. Bir yandan polisin müdahalesi söz konusu, bir yandan ekranın karartılmaya çalışılması söz konusu, bir yandan arkadaşlarımız görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Arkadaşları alır mısınız lütfen, polis arkadaşlar? Bir yardımcı olun arkadaşlarımıza. Gördüğünüz gibi bizler de artık yayın yapmamız engelleniyor. Kameraman arkadaşımın kolu çekilip buradan uzaklaştırılmaya çalışılıyoruz. Ama bizler yine anlatıyoruz, yine anlatmaya devam edeceğiz. Yukarıda ben kanalın lütfen çıkın. Ben kanalın genel yayın müdürüyüm, tamam. Ve bu yayın devam ediyor. Arkadaşlar siz de kanalın var. Genel yayın müdürü benim. Tamam, lütfen kapatmayın. Müsaade edin. Benim ana kumandamı bana kapatamazsınız. Müsaade edin. Yukarıda Ümit Bey var. Bugün televizyonu genel müdürü, genel yayın müdürü benim. Ben yardımcı oluyor size. Burası benim ana kumandam. Lütfen yayına müdahale etmeyin. Arkadaşlar. Evet, bugün TV genel yayın yönetmenimiz Tarık Toros konuşuyor şu an. Yayına müdahale edilmeye çalışılıyor. Tarık Toros'a şu an durumu kurtarmaya ve yayının devam etmesini sağlamaya çalışıyor. Buyurun. Bu yayın devam edecek. Lütfen buyurun. Kanalın genel yayın müdürü benim. Sizsiniz, sizi bekliyorlar. Kanalın genel yayın müdürü benim. Yardımcı olun. Neden kameranın arkasına geçtiniz? Burada konuşalım. Buyurun. Evet. Buyurun. Ben bakın. Ben kanalın genel yayın müdürüyüm. Tamam. Ve bu yayın devam edecek. Tamam, devam edecek. Stüdyodan devam edecek. Devam edecek. Yayına müdahale edemezsiniz. Yayına müdahale etmiyorum. Yayını yayın müdürü götürür. Ha, yayına müdahale etmiyorum. Kanalın genel yayın müdürü yayını götürür. Kanalın genel yayın müdürü. Hayır. Şu anda. Şu anda. Kayyum. Ben şu anda. Şu anda. Kayyum yönetime atandı. Kayyum yönetime atandı. Buyurun yukarı çıkalım. Lütfen. Ben şu anda ana kumandadayım. Tamam. Yayına müdahale etmeyin. Kimse yayına müdahale... Bir dakika beyefendi, sizin fikriniz nedir? Gelir misiniz? Titriniz nedir sizin? Beyefendi. Lütfen. Ben sizi ilk defa görüyorum. Ben sizi ilk defa görüyorum. Yayın konusunda uzman mısınız? Arkadaşlar herkes işine baksın. Basın ve yayın konusunda uzman mısın? Herkes işine baksın. Herkes işine baksın. Göreviniz nedir? Adınız ne sizin? Lütfen adınız ne? Bana döner misiniz? Bana döner misiniz? Bana döner misiniz? Adınız ne sizin? Kibar konuşuyorum. Evet. Kibar konuşuyorum. Çok saygısızsınız. Çok saygısızsınız. Ben sizi tanımıyorum. Kanalımda ne işiniz var? Kanalımda ne işiniz var? Adınız nedir sizin? Burası benim kanalım. Ben buranın genel müdürüyüm. Genel yayın müdürüyüm. Siz kendinizi bir mali müşavir ve yayını durduruyor. Bu konuda uzman bir kişi değil. Yetkiniz nedir? Yetkiniz nedir? Adınız ne? Soyadınız ne? Yetkiniz ne? Hangi hakla benim yayınımı durduruyorsunuz? Hangi hakla benim yayınımı durduruyorsunuz? Ben bu kanalın genel yayın müdürüyüm. Kayyumlar şirket menfaatlerine aykırı karar veremezler. Şu an normal yayına geçtiklerini söylediler. Yalnız kamu spotu girdiler. Biz de şu an görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde müdahale etmiyoruz. Yayına müdahale edemezsiniz. Yayına müdahale edemezsiniz. Hangi hakla yayına müdahale ediyorsunuz? Ben kabul etmiyorum sizin bu konuyu. Ben stüdyodan yaptığım yayını sürdürmek istiyorum şu anda. Ben şu anda stüdyodan yaptığım yayını sürdürmek istiyorum. Normal yayın akışına ben geçiririm. Sizi davet ettiler. Ben normal yayın akışına geçiririm. Veya geçirmem. Sizi bekliyorlar. Ben bu kanalın 7 yıldır genel yayın sizi müdürüyüm. Bekliyorlar yukarıda. Bak, bu kanalın sizin burada olma şekli her dakikası öyle. Bu kanalın her dakikasının sorumlusu benim. Canlı yayın yapıyoruz burada. Yayına müdahale edemezsiniz. Yayına müdahale edemezsiniz. Bir yönetim kurulu üyesi. Yönetim kurulu üyesi. Yayına müdahale edemezsiniz. Yayına müdahale edemezsiniz. Biz kayyumun böyle yukarıda yaptığımız toplantıda arkadaşlar bize kayyumların başındaki arkadaşlarımızın ilk beyanı şu oldu. Biz öncelikle yayını devralacağız. Şirketi devralmak değil, yayını devralmaktı yukarıdaki söz. Ve biz yayını devralmak değil, şirketi devralmaktır sizin göreviniz dediğimizde zaten burası bir yayın kuruluşu ve yayını devralacağız şeklinde bir söylemleri olmuştur. Buna da bütün meslektaşlarımız şahittir yukarıda. Buyurun.
şurada bir yol açalım. Bakın arkadaşlar bir yol açın. Bir yol açın. Bir yol açın. Gerginliği görüyorsunuz. İçeride genel müdürümüz Murat Uzun, gelen yeni yönetmenimiz Tarık Toros içeride yayının kesilmesine engel olmaya çalışıyorlar. Hepimiz görevimizi yapmaya çalışıyoruz ama gördüğünüz üzere bizler de uzaklaştırılmaya çalışılıyoruz buradan. Görüntü almamız, yayın yapmamız, haber yapmamız engellenmeye çalışılıyor. Ana kumanda içerisinde ana kumandayı görüyorsunuz. Gelen yeni yönetmenimiz Tarık Toros şu an. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlarımıza müdahale ediliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız tartaklanmaya çalışılıyor. Engel olunmaya çalışılıyor. Evet. Millet desteği gelen yayın yönetmeni Değer Özgüler burada engel olmaya çalışılıyor ekiplere. Evet, içeride de görüyorsunuz. Bir yandan içeride, evet, gelen yayın yönetmenimiz Tarık Toros, genel müdürümüz. Çok affedersiniz. Evet. Murat Uzun, genel müdürümüz Murat Uzun içerideler şu an. Erhan Başüstü içeride ve yayını devam ettirmeye çalışıyorlar. Görevlilere, görevliler ısrarla. Evet, bugün TV'nin devamlılık stüdyosu, ana kumanda binası, odası önündeki tartışmaları ekranlarınıza getirdik. Kayyumların yayını durdurma gibi bir yetkisi bulunmuyor değerli izleyenler. Yönetimi devralma yetkileri var ama yayın içeriğini, yayın politikasını değiştirme yetkilerinin olmadığını gördüğünüz gibi yöneticilerimiz aktardı. Kanal Türk Televizyonu Genel Müdürü orada. Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros orada. Diğer yöneticilerimiz orada. Çalışanların görevli. Evet, sözü tekrar Lile'ye bırakıyorum. Canlı yayınımız devam ediyor. Evet, kayyum yetkilisi burada. Kayyum yetkilisi duruma müdahale edip yayın akışını değiştirmeye çalışıyor ve şu an kayyum yetkilisiyle çalışanlar arasındaki diyaloğu göstermek istiyoruz ama kayyum yetkilisi buradan gidiyor şu an. Evet, Diğer Özgüler yeniden ana kumandaya giriyor. Ana kumandanın kapısı şu an itibariyle kilitlenerek polislerin, kayyum yetkililerin buraya giriş yapması engellendi. Yasin, kayyum yetkilisi arkada, hemen objektifini çevirelim arkadaşım. Kayyum yetkilisi burada. Çalışanlar müdahale etmeye çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi ufak bir arbede yaşanıyor. Arkadaşlarımız kayyum yetkilisi. Evet, şu an görüyorsunuz. Şu an görüyorsunuz. Polis görevlileri, polisler, evet, şu an kameraya saldırıyorlar ve gördüğünüz gibi bir, evet, bir arbede söz konusu. Arkadaşlarımızın, polislerin bir arbede söz konusu. Evet, burada bizler de yayın yapmaya çalışıyoruz. Kayyum yetkilisi bir yandan bu yayın akışını değiştirmemiz lazım diyor, mecburuz diyor. Ama bir yandan da buradan arkadaşlarımız, evet, polisler tarafından engellenmeye çalışıyorlar. Tepkileri dindirilmez, dizginlenmeye çalışılıyor. Evet, gördüğünüz gibi şu an polis memurlarıyla arkadaşlarımız arasında oldukça zor anlar yaşanıyor. Evet, bu arada, evet, bu arada Barış arkadaş da burada. CHP'li milletvekili Barış arkadaş da burada. Hukuken bu yaptıklarının doğru olmadığını ifade etmeye çalışıyor. Arkadaşlarımıza destek vermeye çalışıyor. Sağ tarafta gördüğümüz lacivert ceketli beyefendi kayyum yetkilisi. Hüsnü Bey, gördüğünüz gibi, evet. Yayın bana yardımcı değiştirme derdini mi? Bana yönetme derdini. Hayır, hayır. Yönetme derdini. Tamam, bana yardımcı olun. Beraber çıkalım buradan. Hadi yapmıyoruz. Siz beraber çıkalım. Kayyum yetkilisi beraberindeki yetkililerle birlikte buradan ayrılmak istedi. Buradan bir an önce çıkmak istedi. Polis memurları ile birlikte ama polis memurları buranın burada bir şekilde yine durmaya devam ediyorlar. Yöneticilerimiz ve içeride CHP'li milletvekili Barış arkadaş şu an içerideler ve